Azerbaycan Oğuz soyludur. Yani bizimle aynı soy köküne sahiptir. Yani Azeri diyoruz ama Azeriler Türk mü? Hunlara dönelim sonra. Şimdi şöyle, Azeri tabiri 1920'li yılların hemen başında ortaya çıkan bir tabirdir. Ve tamamen politik bir kurgu üzerine kurulmuştur. Hikayesi de Nasıl bir şudur. kurgu var? Evet Hikayesi hocam. şudur. İran'da bugün tahmin ediyorum 25 ila 30 milyon civarında Türk yaşıyor. Evet. Bugün İran'da. Bunun kuzey kısmı da işte bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti. Yani bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkleri ile İran'daki Türkler aslında 1813 Türkmençay Anlaşması ile birbirinden ayrılmış ve maalesef birbirinden ayrılmış büyük bir kütle. Bu kütlenin büyük akrabaları da yani kan akrabaları da Türkiye'deki Türkler. Suriye'deki ve Irak'taki, Kıbrıs'taki ve Balkanlar'daki Türkler. Kan akrabası biz Oğuz'uz. Yani Selçuklu ile beraber buraya gelen grubuz. Şimdi İran'da Türkler üzerine politika geliştirirken, Türklerin İran'da yaşayan Türklerin etnik kökenleri üzerine politika geliştirilirken, bunların Azerbaycan bölgesinde yaşıyor olmasından hareketle şu denildi. Bunlar aslında Türk değil. Bunlar Azerbaycan'ın kadim halkı, eski halkı. Türkler yani Oğuzlar, Selçuklular bölgeye geldiğinde bunlarla karşılaştılar. Bunları Müslümanlaştırdılar ve Türkleştirdiler. Bu yüzden bunlar aslında Türk değildir, bunlar aslında Azeridir diye bir politika geliştirdiler. Bu politikayı daha sonra Ruslar da çok benimsedi ve onları Türkiye'den ayırmak için, Türkiye Türklerinden ayırmak için Azeri tabirini ısrarla onlar için kullandı. İran da Azeri tabirini ısrarla kullandı. Biz vaktiyle bu ayrıma, bu politikaya dikkat etmediğimiz Neden için biz evet buna izin verdik? dikkatsiz bir şekilde biz Türkiye Türkleri dikkatsiz bir şekilde onları Azeri diye, onların ağzından Azeri diye söylemeye başladık. Devam ettik ve günümüzde de hala bazıları Sanki söylemeye onlar devam bizden ediyor. farklıymış Sanki gibi. farklıymış gibi. Peki onlar ne Halbuki düşünüyor bu konu hakkında? onlar Yani siz tabii mesela ki burada çıkıp Azeriler Türktür, aslında hiçbir farkımız yoktur onlarla aramızda dediğin zaman Azeriler bu duruma bozuluyor mu yoksa mutlu Hayır, mu niye oluyor? bozulsunlar? Tam tersi mutlu oluyorlar. Bu benim buradan söyleyip oradan dinlediğim bir hadise değil. Ben bir yıl İran'da kaldım. İran'da kaldığım süre zarfında da doğal olarak ister istemez binlerce Türk ile temas ettim. Ben onlara siz Azeri misiniz diye sorduğumda bana çok şiddetli tepkiler gösterdiler. Biz Azeri değiliz, biz Türk'üz. Sen niye böyle söylüyorsun diye şiddetli tepkiler gösterdiler. Yani bu benim birebir yaşadığım bir hadisedir. Dolayısıyla İran'daki Türklere Azeri demek ya da Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Türklere Azeri demek aslında onlara hakaret anlamına gelir bana göre. Ve haklı olarak da onlar şiddetli tepki gösteriyorlar. Çünkü siz onlara Azeri derseniz Türkiye Türklerinden ayırmış olursunuz. Türkmenistan'dan ya da Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ayırmış olursunuz. Başka bir şey söylüyorsunuz Zaten o onlar kadar için. çok Azerilerden tweetler geldi ki Türk müdür soru işareti. Benim sorumu sormuş. Ben şimdi sormak zorundayım tabii ki bu soruyu. Azerbaycan halkı Azeri değil, öz mü öz Türktür? Öz be öz Türktür çünkü bakın bizim Anadolu'ya geliş tarihimiz bellidir. Biz önce İran'a hakim olduk ve Azerbaycan'a hakim olduk. Türkmen deposu Azerbaycan, Irak ve Suriye idi. Anadolu bu üçünden sonra fethedildi. Yani Anadolu'nun fethi Azerbaycan'ın, İran'ın, Suriye ve Irak'ın fethinden sonradır. Anadolu'ya gelenler Azerbaycan'dan, Erzurum, Kars platosundan girebilmişlerdir. Ve Suriye üzerinden Anadolu'ya gelmişlerdir. Bu yüzden bizim kan akrabalarımız aslında Azerbaycan'dadır. Hatta daha ilgincini ben size söyleyeyim. Osmanlıların soyu anlatılırken, bütün Osmanlı kronikleri, Osmanlı tarihleri, Osmanlıların soyunu anlatırken bir hikaye anlatırlar. Süleyman Şah, Osmanlıların atası olarak anlatılan Süleyman Şah, Azerbaycan taraflarından gelmiştir ailesiyle birlikte. Bazılar Mugan'dan der. Yani Azerbaycan bölgesini anlatırken. Azerbaycan'dan gelmiştir. Anadolu'da biraz dolaşmıştır. Sonra Suriye tarafına inmişlerdir. Süleyman Şah Suriye'de vefat etmiştir. Mezarını işte Caber Kalesi'ne defnetmişlerdir. Sonra aile ikiye bölünür tekrar. Bir kısmı Azerbaycan'a döner. Bir kısmı Anadolu'ya gelir. İşte Söğüt Domaniç havalisinde Osmanlıları kurar. Şimdi bu küçük hikayede bile
soy kökleri olarak Suriye'ye ve Azerbaycan'a atıf yapılır. Yani Osmanlı tarihçisi Osmanlı Sultanı'na diyor ki senin ataların ve ataların akrabaları Azerbaycan'dadır, Suriye'dedir. Bizim meşhur tarihçi Aşık Paşaoğlu der ki şimdiki halde der Suriye'yi kastederken şimdiki halde orada döverler vardır ve kaleyi onlar beklerlerdir. Yani Osmanlılara daha o bölge Osmanlıların eline geçmeden akrabalarının yerini gösteriyor. Orada döverler vardır, akrabalarımızdır, orada beklerler diyor. Yerini gösteriyor. Ya da daha Osmanlı'nın ulaşamadığı, yani Kayseri'den daha öteye geçemediği dönemlerde Azerbaycan'daki akrabalarından bahsediyor. Dolayısıyla Azerbaycan Türkleri Oğuz Türkleridir, tıpkı bizim gibi. İran Türkleri Oğuz Türkleridir, tıpkı bizim gibi. Azeri tabiri politik olarak geliştirilmiştir, söylenmiştir. Epey de tutmuştur. Yani başarılı bir politika gütmüşlerdir, tutmuştur. Biz bugün yalan yanlış gördüğümüz biraz gelmişem gitmişem diye biri konuşuyoruz. Aha sen Azeri'sin diye soruyor, şey yapıyoruz. Ya da sorarken Azeri misin diye soruyoruz. Niye Türk müsün diye sormak aklımıza gelmiyor onu da bilmiyorum yani. Evet ben Erzurumluyum. Benim annemler de öyle konuşur. Çünkü Erzurum aksanı evet. Azerbaycan aksanının bir uzantısıdır. Evet. Benim bir arkadaşım var kulakları çınlasın. Azerbaycanlı Cahandar. Buradan da ona selamlarımızı göndereyim. Cahandar der ki Erzurum Türkçesiyle Aşgabat Türkçesini çarpıştırınca Azerbaycan Türkçesi ortaya çıkıyor der. Hakikaten de öyledir yani. Doğru.